Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Allah nasip ederse bugün üçüncü kitapta dördüncü dersi işleyeceğiz. Konumuz el mefulul mutlak, mefulul mutlak konusu. Evet, mansubat listesinde yer alan konulardan bir tanesi. Önemli bir konu. Sadece hani akılda kalması açısından şöyle söyleyeyim. Birincisi meful mutlak. Yapılan eylemi tekit etmek için gelir, kuvvetlendirir. İkincisi çeşidini belirtmek için gelir. Üçüncüsü de sayısını yani o fiil kaç defa yapıldı onu ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Zaten kaydede de anlatılacak. Bismillah diyelim ve başlayalım. El-Mefhulun Mutlak Dua mastarun bir mastardır. Yeti mansuban bade fiili fiilinden sonra mansup olarak gelen bir gelen bir mastardır. Yani tanımı iyi kavrarsak çözeriz. Demek ki bir fiilimiz var ve o fiilden sonra mansup olarak gelen bir mastarımız var. Yani mastar olan kısım mefulu mutlaktır. Min hurufi fiil asiyeti ve asli harflerinden meydana gelmiş. Bu ne demek? Daha önce geçen fiilin kök harflerinden meydana gelmiş bir mastar arayacağız. Misle örneğin alime ilmen. Bakın burada alme fiilimiz var. İlmen de alme fiilinin mastarı işte o failimiz hüve gizli bildi, öğrendi ama nasıl bildi? İlmen. İyice, güzelce anlamında manayı kuvvetlendiriyor. Yetil mefhul muttak mefhulu muttak gelir. Birincisi li tekidi manel fiili fiilin manasını tekit etmek, kuvvetlendirmek için. Misal ve kellemallahu Musa tekrime. Allah Musa ile kesinlikle ve kesinlikle konuştu. Yani bu kelleme fiili konuşmak anlamında bakın tefil babında maslarını alıyoruz, tekdime mansup kılıyoruz. Allahu Teala buyurdu ki işte Musa Allah'la kesinlikle konuştu. İkincisi libeyani beyani nev'ihi o fiilin nev'ini yani nasıl yapıldığını ifade ediyor. Misal sirtu seyral ukalai yürüdüm. Ama nasıl? yani akıllı kimselerin yürüyüşü gibi yani akıllı kişiler gibi de diyebilirsiniz. Dikkat ederseniz seyran sara fiilinin mastarı kendinden sonra bir muzafinle leh gelmiş ya böyle kullanılır ee, veya dersin ki mesela aynı cümle üzerinden gidersek sirtu mastarını alırsın S Teyran, işte seri'an sıfat yaparsın sonra. Böylelikle yürüyüşün nasıllığı da açıklanmış olur. Yani hızlı bir şekilde yürüdüm şeklinde olur. Ya bu şekil sıfatla desteklenerek gelir ya da izafet tamlamasıyla bir takım şahıslardan bahsedersin veya bir takım özelliklere sahip kişilerden bahsedersin. Ona mazharı muzaf yaparsın ve akıllı kimseler yürüyüşü gibi dersin. Üçüncü çeşidimizde li beyane adedihi o fiilin adedini beyan için hatavtu hatveteyni yani iki adım attım. Bakın hata, hata hata hatveteyni evet iki adım attım. Atılan adımın iki tane olduğunu ifade ediyor. Şurası meful mutlak. Tekrar edelim şu tatbik uygulama bölümünde. Dedik ki fiilin manasını tekit için gelir. Çeşidini beyan için gelir. Adedini beyan için. Tekit, nev, adet. Üç kelime öğreneceğiz. Darabel ebu ibnehu darben. Baba evladına vurmuş ama böyle basit bir vurma değil yani şiddetli bir şekilde vurmuş. ve şöyle diyeyim darben tekit ediyor fiili. Evet. Baba evladına vurdu. Yani kesinlikle vurdu ve yani şiddetli bir şekilde. Fekkertu tefkiran amikan. Amik bakın burada sıfat gelmiş. Fekkeranın masarı tefkir düşünmek. Evet, derin bir şekilde düşündüm. Fehim tu fehmeleskiye zeki kimseler anlaması gibi anladım. Dara laibu havlel melabi devrateyni oyuncu stadyumun etrafında iki tane tur atmış. iki defa dönmüş bak. Bu da mefhulü Muttak sayı için. Örnek yapalım. Tekaddemetil ulumu ilimler ilerledi. Evet aynı kökten master getireceğiz. Mansup olacak. düme. Yani iyice ilerledi diyebilirsiniz. Çok ilerledi diyebilirsiniz. İlim iyice ilerledi, çok ilerledi. Yefuzul müştehidu. Çalışkan başarılı oluyor. Fevzen azimen yani. Burada da sıfat geldiği için nev'ini çeşidini belirtiyor. Birincisinde tekit vardı. Yani büyük bir başarıyla başarılı oluyor. Ta, talebel ummalu bi hukukihim. Şimdi talebe istemek, talebe hakkını aramak diye tercüme edebiliriz. İşçiler haklarını aradılar. Mutalebeten kaviyeten. Yani kuvvetli bir şekilde haklarını aradılar. Öğlin el haberu. Haber ilan edildi. İ'lânen. Yani kesinlikle haber ilan edildi. Ekrama Muhammedun el-Dayfe e, el Muhammed misafirine ikram etti. Ekramenin masları ikramen geldi. Evet. Muhammed misafirine iyice ikram etti veya işte kesinlikle ikram etti şekilde tercüme edebiliriz. Ve <laughs> tuhibbun el-male hubben cemme zaten bu bir ayet-i kerime değerli arkadaşlar. Siz malı seviyorsunuz. Cemma çokça demek. Yani malı bakın normalde ahab ve yuhibbu fiilinden dikkat ederseniz ahab ve fiilinden bunun masları normalde ihbab gelirdi. O şekilde de kullanır Ama hubben maslarını kullandı. Önemli olan aynı kökten bir maslar gelmesidir. Siz malı çokça seviyorsunuz. Çok. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bu alıştırmada da dikkat ederseniz mefur mutlaklar verilmiş. Hafe mansup kelimeler hemen dikkat çekiyor bakın. Cülüsen, hafen, tevattuan, tahaddüsen, inizacen, lahken. Şimdi bunların bu sefer ne yapacaklar? Fiilini istiyorlar terse dönüyoruz. Yani bu sefer fiili bulacağız. Ya mazidir ya muzaridir. Bakalım. El huduru fi gaatil muhadarati. Yani katılımcılar diyelim el hudur. Muhadarat konferans salonlarına katılımcılar sen münazamın. Münazzam düzenli bir şekilde oturdular. Bakın nev'ini belirtiyor. O zaman celese dediğimizde biz burayı yapmış oluruz. Celesel huduru, katılımcılar oturdular. Figat-ı muhadaratı konferans salonuna, cülusen münazzaman, düzenli bir şekilde. Abdülaziz min tabibil esnani havfen şediden Abdülaziz evet, diş doktorundan şiddetli bir şekilde ne yapmış? Korkmuş veya ya hafu diyelim, korkuyor diyelim, genel bir alışkanlığı ifade etmek için muzari kullanılabilir. Ya <laughs> hafu Abdülaziz min tabi bil esnani şediden Abdülaziz diş doktorundan şiddetli bir şekilde korkuyor. El müslümü <laughs> tevadduan bu sefer tavatta. yani yetevadda diyelim yetevadda yetevatta Evet. Yetevatta el müslimu. Müslüman abdest alıyor. Tevattuan hasene li selati namaz için güzel bir şekilde abdest alıyor. Bakın hasene ile sıfatlanmış. O yüzden nev'ini çeşidini belirtiyor mevhul mutlaka. Evet, burada da tahaddüsen, tahaddese diyelim fiilimizi tahaddese mazi kullanalım. Sefaul babından tahaddese et tiflu tahaddüsen müpiren çocuk müpir böyle ö, göz alıcı bir şekilde konuştu diyelim. Çocuk göz alıcı bir şekilde konuştu. Zaten bu müpir aynı zamanda arabaların farı içinde kullanılan bir ifade. İn izaç kebiren indemez semutu hazel haberi bu haberi işittiğimde yani büyük bir sarsıntıyla sarsıntı, sarsıldım diyeceğiz. İn zaaştu. İn zaaştu. Sarsıldım. İn izacen, in ziacen kebiren, büyük bir şekilde sarsıldım. İn demen semühtü hazel habere, bu haberi işittiğimde. Peki, Zahikel evladu hatta şöyle diyelim. Zahike gülmek fiili. Zahikel evladu zahken veya zıhken hatta sekatu alel ardı. Çocuklar iyice güldüler diyelim değil mi? Tehkit için olsun. Hatta yere düştüler. Yani gülmekten yere yığdılar diyoruz ya. O şekilde olabilir. Evet. Şeye dahikenin maslarına baktım. Dahken, dıhken her ikisi de kullanılıyormuş değerli arkadaşlar. Evet, yani dıhken veya dahken şeklinde de kullanabiliriz. Mefulu mutlak bu şekilde. Şimdi burada da e, değerli arkadaşlar bu çeşitleri mefulu mutlakın çeşitleri verilmiş. Bakın beyanül adet sayısını beyan etme tevkidul fiil, fiili tevkid etme, çeşit, çeşit, tevkid Buna uygun e, getirmemiz isteniyor. Mesela Halvari <laughs> valideni anne baba sevindi bi avdeti ibnihim minel biladil ba'ideti uzak ülkeden Dönmesinden dolayı, dönmesi sebebiyle sevindiler. Ve bir teharruci ve mezun olma. Teharruç, mezun olma sebebiyle. O zaman hem dönmesi hem mezun olması olunca ferhatun ferhateyni diyelim. Değil mi? Evet. Ferhateyni. Evet. İki defa sevindiler. Ferhateyni. Bu durumda adeti Be beyan ediyor mefhumu mutlak. Vada al al ardi tekit dediğine göre direkt mastarını koyabiliriz. Vada'an evet. çantaları yere kesinlikle koydu. Tayyib eşşebe bu hazihi sene gençler bu sene çok yorulmuş. Evet. Ta'ben bir de sıfat getirdiğimizde çeşidini beğen eder. Şediden diyelim. Taben şediden. Yani çok fazlasıyla yorulmuş. Şediden. İstemi ile durusil camiyeti üniversitenin derslerini dinle kulak ver. İstima an bakın istima'an ceyiden diyelim değil mi? Ceyiden. Yani iyi bir şekilde kulak ver. Seccele <Sessizlik> Ahmedul Ahmet işitmiş olduğu haberleri kayıt altına aldı. Tefil babından tescilen değerli arkadaşlar. Tek diyor. Tescilen. Yani kesinlikle kayıt altına aldı. Tescilen. Qaligatil ummu ala ta'khuri ibnetiha. Kızının gecikmesinden dolayı anne endişelendi. Evet, qaligat diyelim. Qaligat. Dedik ama buna bir sıfat yaparsak, nev'ini belirtecek. Qaligat. Bârigan diyorlar. Yani barigan olursa çok derin yani çok işten üzüldü. iyice endişelendi diyelim burada. Evet. Barigan. Derin bir şekilde endişelendi. Ya diğer alıştırmalarda benzer. Şimdi burada bizden ayinil mefule muttak, mefhulu muttaki belirlememiz istiyor, isteniyor. Fimaya yati ve beyin nev'ahu kema film ise ve örnekteki gibi de diyor. İşte hangi çeşit için kullanıldığını diyor, açıklamamız isteniyor. Mesela dayegal meliku ala şabihi tadıigan Kral diyor halkına yani ne yaptı? baskı uyguladı. İyice dara soktu burada. Tatikan mefhulu muttakımız ve tek için gelmiştir. Tegayyara sayidun fit te'amüli tegayyuran cezriyen Sayit davranışlarında değişti. Tegayyara fiili değişmek tegayyuran cezriyen köklü bir değişiklik değişti. Bakın tegayyuran mefhulu muttak o da sıfatı burası nev'ini yani meful mutlakın çeşidini, fiilin çeşidini belirtiyor. Cezriyen köklü. Yuhibbu ba'dun nâsi cem'at tavâbi'i hubben. Bazı insanlar pul toplamayı çok seviyor diyelim yani. Tehkit için. Cem'at <laughs> tavabi pul toplamı, pul koleksiyonu yapmak. Zürtü Medine'te Mersin, Mersin şehrini ziyaret ettim. Ziyareteyni. Bu da adet kaç defa ziyaret ettiğini izah ediyor. Ahtacu ile müsaadet ki ihtiyacın şediden senin yardımına çok ihtiyaç duyuyorum. Bakın burada da nevini çeşitleri belirtiyor. Darabe şurti yül darbeteyni polis suçluya iki defa vurdu. Burada sayı için gelmiş. Eşkurullaha ala ni'amihilleti la tuhsa şükran. Yani Allahu Teala'nın sayılamayacak nimetlerine e, nimetlerinden dolayı şu ala dolayı için şeklinde tercüme edeceğiz. La tuhsa sayılamayacak nimetleri için nimetlerinden dolayı Allahu Teala'ya şükran. Bakın tehdit gelmiş. E, teşekkür ediyorum yani kesinlikle teşekkür ediyorum iyice teşekkür ediyorum şeklinde de tercüme edebiliriz. Evet konu anlaşıldı. Şurada bir irab da yapalım ve bitirelim. Yeşrabul veredül halibe şurban. E, çocuk sütü iyice içiyor. Yeşrabu fiilin muzariun merfu ve alameti refi atdamme. Fiilin muzari merfudur. Ref alameti damme. Neden merfudur? Çünkü fiilin muzariun başına nasbeden, cezmeden bir adet gelmezse merfu olarak kabul ediyoruz değerli arkadaşlar. El veledü tabii ki fail, merfu, ve alamet refiyat damme. Fail zaten merfuat listesindedir. El halibe neyi sorusunun cevabı mefhulün bih oluyor. Bakın zaten şeribe müteaddi bir fiildi, meful alacaktı. Mefhul mansubat listesinde olduğu için mansub diyeceğiz. Ve alamet nasbi el fetha, nasb alameti fetha. Şurbende mefhulü mutlak. Evet, Mefru mutlaki da mansubat listesine dahil ediyoruz. Mansubun ve alameti nasbi el fetha nasbi alameti fethadır. Diğer örneklere bakarsak tekellemel muhaduri kelamer ra'yan muhadır sunum yapan, konferans veren kişi yani ra'i eşsiz, güzel eşsiz bir şekilde konuştu diyelim. Normalde bakın tekelleme bunun masrafı tekellümen gelecekti ama kelamen şeklinde sülasinin masları geldi. Mefru bu şekilde de gelebilir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de böyle işte fiille mastar birbirlerinden farklıysa belagatçılar şunu derler. Her iki kelimenin de ifade ettiği manayı cümleye yansıtmak için farklı kalıplar kullanılmıştır derler. Evet. Tekerleme fiili mazi zaten fetha üzere mebni. El-Muhadiru fail. Bakın merhu kelamen burada mefhul muhtak rayan da kelamenin sıfatı mansup. İzdadet vesailü ittisali izdiyeden kebiren iletişim araçları diyor. Yani büyük oranda arttı. Büyük bir şekilde arttı. İzdadet fiil bizim. Fiili mazi. Feta üzere mübdü. Şu te mennestik tarz arkadaşlar. Vesailü ittisali buna failimiz. Ve aynı zamanda muzaf, ittisal, muzaf ilk bakın mecbur gelmiş. İz mefur mutlak olarak gelmiş. Kebiran. Onun da sıfatı yani buradaki mefur mutlak nevini çeşidini belirtmiştir. Burada da güzel örnekler var. Hem kelime hazinemiz gelişmiş olur hem de mefur mutlakın kullanımını görmüş oluruz. Merrel gitaru merre sahabi. Bakın tren bulutun geçişi gibi geçti. İzafet tamlamasıyla mefhul mutlak tamamlanmış. Merra mefhulu gibi anlamını burada çeşidini belirtiyor. Cera Yusuf'u fişari ceryan seriyan Yusuf caddede sokakta hızlı bir şekilde bakın koştu. Burada da sıfat verildiği için yine ceryan mefhulu muttak nevini çeşidini belirtiyor. Tesiru seyyaratu ahyanen seyre sulahfati bazen arabalar ahyanen bazen demek. Arabalar gidiyor, Evet, kaplumbağa girişi diyeceğiz. Bakın, seyra burada mefurumdan sülah ve kelimesine muzaf yapılmış ve nev'ini belirtmiş, çeşidini belirtmiştir. Evet, değerli arkadaşlar. Böylelikle mefurumdan konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.